Neslihan, ben bir hediye aldım ya. Ben çok yiyemem ya. Sen bunu nasıl söylemedin? Söyledim ya. Görüyorsunuz. Neslihan aldım. Nasıl aldın, bunu da söyle. Çok güzel ya. Ben Neslihan da sor bakalım. Sorun bakalım. Ben böyle hediye aldım. İlk defa aldım. Rana bana para vermişti. Alışveriş yapmak için. Dün alışverişi. Ben de gitmiştim Rabia İngiler'le. Rana yanımda yoktu. Kendime bir tane böyle ucuz ve güzel bir kıyafet baktım. Herkese merhaba ve herkese selamun aleyküm. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biliyorsunuz bizler eve geldik. Ev çok karmakarışık, dağınık. Ondan sonra cuma. Biz yorgunuz. Wow. Kafam yorgun. Beynim yoruldu gerçekten. İş yapıyorum. Çamaşırları yıkayacağım. Çocukların saçlarına yağ sürdük. Bu arada bir saç bakım yağsı oluyor. Saç bakım yağsı sürdük. Banyo yaptıracağız akşama çocuklara. Ondan sonra ben kendim banyo yapacağım. Rana banyo yapacak. Burada da elde yıkayacağım. Kıyafetleri böyle bir yere koydum. Çünkü bunların renkleri çıkabilir. Bunlar da makineye atılacak. Ondan sonra cuma mutfak temizlenecek. Yani evin geneli bugün temizlenecek. Çünkü bayağı bir dağınık ev. Dün akşam bayağı bir geç geldik eve. Geldiğimiz gibi uyuduk, yorgunduk zaten. Ondan sonra bizim kahvaltıyı ne kadar özlemişiz değil mi? Gerçekten orada ya. Orada kahvaltılar değişikti biraz. Yani biz gelince normalde biz o yapıyoruz. İki tane pırata yiyoruz bazen. Ben dört tane pırata yaptım. Dört tane maşallah yaptım. Yedik yani. Biz çok özledik ya. Birkaç gün o... Orada daha da böyle kahverengi un kullanılıyor. Bir de çayları çok böyle değişik oluyor biraz. Bizim yaptığımız gibi olmuyor. O yüzden bayağı bir özlemişiz bizim kahvaltıyı. Sabah böyle karın doyurucasına böyle naşta yaptık. Kahvaltı yaptık. Evi biraz göster istersen Rana. Gösterdin mi? Göster, biraz toparladıktan sonra tekrardan gösteririz. Muhammed Emre'yi çağırdı. Muhammed Emre. Ne yapıyorum sen burada? Gel. Gel gel. Burada bu geldiğinde çok rahatladım. Orada onu Muhammed bırakamadığınız için. Bak bak. Bu ne yapıyor? Kafada böyle yağ sürdüm. Saçlar. Ondan sonra bunlar da çok rahat uyudum. Rana beni bıraksana uyuyayım. Sen uyu. Sen bütün işleri hallet. Öyle olmuyor ya. Şaka şaka. Şaka. O baka. Zaman vlogumuz başlasın. Wow. Tamam dur. Ay şimdi düşeceğim. Bu ne yapıyorum? O ben zaman başlayalım ev işlerine. Tatam. Evet. Maşallah çocuklar da banyo yaptırdım. Çocuklar çok rahat oldu. Şu anda çok güzel güzel oynuyorum. Kardeşler bu bisküvi yediriyoruz. İkisi de yiyoruz. Yediriyoruz. Maşallah. Ne güzel ya. Tamam. Usko alkol kudur. Ondan sonra Neslihan biraz toparlıyoruz. Böyle nevresi takım değiştirdim. Çocuklara da banyo yaptırdım. Ondan sonra bu kadar da kıyafetle kaldım. Hem de biraz bunu ersertirdim. Ne yaptım bunu? Ersertirdim. Evet. Düzeldi. Koltukları düzeldi. Düzeldi. Yani Frodo da burada bir şey yaptım. Kendi de. Ondan sonra mutfakta temizledim. Mutfak yeniden böyle bir şey yaptım. Oldu. Çünkü yemek zamana geldim. Yemek zamana geldi. Rana ne diyorsun? Yemek zamanı geldim ya. Yemek zamanı geldi. Ben de senin gibi konuşacaktım. Bugün yemek yapamadım. Çok yorgunum. Dışarıdan da bir şeyler istemedi canımız. O yüzden böyle soğan doğruyorum. Şey yapacağım böyle yumurta. Soğanlı yumurta gibi bir şey böyle olacak. Omlet gibi olacak. Çocuklar banyo yaptılar, rahatladılar. Ben de rahatladım. Ben de rahatladım. Yemekten sonra ben de banyo yapacağım. Ben zaten yaptım. Orada aslında ben çocuklara banyo yaptırmıştım ama orada toz olduğu için sürekli banyo yapsalar da oynadıkları için yine tozlandılar, yine kirlendi çocuklar. Aynen orada yani
Böyle oluyor her zaman. Orada ben yapsanız da bence çok bir faydası olmuyor insanlara. Yine gidip geliyorlar, yine böyle toz içinde kalıyorlar. Orada biraz yaşam zor aslında. Hem de bir şey daha var. Yenge de, o da geldi, kardeş de geldi. Yenge de geldim bu arada. Yenge de biraz çok yorgun ya. Çocuklar da geldi. Yenge ne yapıyorum? He? Biz çok yorgunuz. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet, o zaman yemek falan yap. Yumurtayı yapayım, ekmeğimi yapayım. Yemek yiyelim. Acıktık bayağı. Tamam. Evet, şimdi Neslihan'cığım yemek yapıyor. Yapıyor. Ekmek pişiriyorum. Ekmek pişiriyor. Ekmek pişiriyor. Ondan sonra böyle bir şey olacak. Ben burada beraber yumurtaları o yapacağım. Ne yapacağım? Yardım edeceğim bana. Yardım yumurta yapacak bana. Ben çok güzel bir yumurta yapıyorum. Harika diyorum. Ama kendi ağzımda böyle diyorum. O zaman hiçbir şey olmuyor. Ama sen söyle. Ben çok seviyorum dananın yumurta yapışını. Tamam çok ya, bir şey olmaz. Acısı tuzu her şeyi 10 numara. Şimdi yapacak yemek yiyeceğiz. Akşam oldu. Tamam o zaman. Yapalım. Ne oldu sana, ne oldu? Bak. Ne oldu, ne yaptım sen? Neden bu kapatıyorum? Diyorum kapattım. Tamam aç sen. Bir daha yapma böyle. Tamam mı? Bak bak bak, ne yapacak şimdi? Sinir olacak bu. Bu komando vermeyecek. Ne yapacak bak. Görün bakayım. Neden ablalar sinir ediyorum? Söyle bakayım. Söyle. Muhammed Emre. Neden ablalar böyle yapıyorum? Şimdi bak. Açacak bir şey. Ondan sonra bu kendi açacak Firoze. Ondan sonra bu diyecek. Hayır. Bu açma. Benimki aç. Şark, çocuk şarkı oluyoruz. Onu aç. Böyle diyecek. Ne oldu? Bunlar da yani Muaz biraz iyi değil. Evet, o zaman birazdan yemek yiyeceğiz. Ondan sonra yeniden buluşacağız. Evet, şu anda ben süpürge atmaya başlayacağım. Çünkü bayağı bir toz falan oldu evde. Sadece şu anda koltuk örtülerini silkeleyebildim. Ondan sonra nevresim takımımı değiştirdim. Buraları bu şekilde yeniden. Buraları bir süpüreceğim inşallah. Biraz daha temizleyeceğim. İnşallah sonra da size göstereceğim zaten. Evet. Şu anda bulaşıklarımı yıkıyorum. Buralarını temizledim. Dur ben göstereyim biraz. Süpürge attım, ondan sonra binada yaptım. Banyoyu yıkadım. Şu anda güzel görünmeye başladım. Doğru mu? Evet, sadece bir yani yapmam. Böyle bir şey oluyorum. Yani sen iş yapıyorum. Ondan sonra yani yavaş yavaş temizlik oluyoruz. Ondan sonra böyle bir şey oluyoruz. Rahat oluyoruz içinde böyle. Doğru mu? Aynen öyle. Sadece benim değil, Rana'nın da öyle oluyor. Yani bende, herkes de böyle oluyor ya. Bence de öyle. Çünkü insan evi böyle dağınık bir şekilde görünce oturamıyor. Hem de bir şey daha var. Yani bunu söyleriz. Yani evlendi de biz gitti. Dün de biliyor nasıl olduğu her şey yani bizim söyle. Yani güzel oldu ya olmadım. Her şey bize söyleyebilirsiniz. Bir şey daha var. Yani evlendi de demiyorum. Biz düğüne gittik, düğüne katıldık. Sizler düğün videosunu beğendiniz mi, beğenmediniz mi yorumlara yazın lütfen. Kına gecesi nasıldı, düğün nasıldı, farklılıkları nelerdi? Bizim izleyicilerimiz bunları fark ediyor ve yorumlara yazıyorlar.
Bazı insanlar var, onlar yazmıyor. Lütfen onlar da yazsın. Düğünü nasıl buldunuz? Gelini nasıl buldunuz? Damadı nasıl buldunuz? Köyü nasıl buldunuz? İnsanları nasıl buldunuz? Ne güzel konuşuyorum ya sen. Ben zaten her zaman böyle konuşuyorum. Hem de buraya şu anda yani ekmek falan, yemek falan yaptım. Yemek yedim, her şey yani dağınıklığı şu anda görüyorsunuz. Hiçbir şey yapmadım zaten. Şu anda yapmaya başladım. Akşam oldu, Muhammed Emre'yi uyuttum. O yüzden yapabildim. Yoksa yapamazdım. Çocukla beraber biraz zor oluyor. Şimdi çocuklar da içeride televizyon izliyorlar. Onlar da az önce oynuyorlardı. Şimdi ben de onlara dedim ki gidin içeride televizyon izleyin. Sessiz bir şekilde, çünkü Muhammed Emre kalkarsa benim bütün işim bozulur. Aynen. Birazdan yeni hem de ekmek yapacağım. Böyle bir şey var. Ki biz İslamabad'a gidecektik. Gidecektiz. Hani? Evet. Ama oradan yani bizim kimse davet ettim. Neslihan dedim ya, oraya ne gideceğiz ya, biz oraya gideceğiz yani, zaten dün var. Düne gideceğiz. Hem de akraba, hem de dün de katılacağız. Yani biz gezmekte düşünüyorsunuz. Yani Neslihan böyle... Daha önce zaten biz videolarda bahsediyorduk hani biz de istiyoruz böyle gitmeyi, gezmeyi diye. Oraya gidecektik ama oradan vazgeçip buraya gidelim dedik. Zaten tanıdığımız insanlardı, akrabalarımızdı. Hem de onları da ben çok seviyorum bu arada, oradaki kızları falan. Onlar da beni seviyorlar. O yüzden gittik kaldık, güzel vakit geçirdik. Kızlar yeniden dışarı geldi. Siz ne yapıyorsunuz burada? Güzel vakit geçirdik yani. Hem de ben gördüm. Neslihan benim bir hediye aldım ya. Ben çok yiyemem ya. Sen bunu nasıl söylemedin? Söyledim ya. Görüyorsunuz. Neslihan aldım. Nasıl aldın, bunu da söyledim. Çok güzel ya. Ben Neslihan'da sor bakalım. Sorun bakalım. Ben böyle hediye aldım. İlk defa aldım. Rana bana para vermişti alışveriş yapmak için, dün alışverişi. Ben de gitmiştim Rabia İngilerle, Rana yanımda yoktu. Kendime bir tane böyle ucuz ve güzel bir kıyafet baktım. Onu aldım ondan sonra. Dedim ki Rana'ya bugün ben bir şey alayım. Rana hiçbir şey almadı kendine. Ne bir ayakkabı, ne bir ceket, ne bir böyle gömlek, ne bir pantolon, hiçbir şey almadı dedim. O yüzden böyle saat modellerine baktım, beğendim, aldım. Aslında benim aldığım biraz daha böyle pahalıydı. Ama ben bunu indirimde aldım. İndirim yaptık ve bunu aldık. Onlar daha da pahalı diyordular. Kaç paraydı bu? 2000 rupiydi. 2000 rupiydi. 2500 diyordu. 2500 rupiydi. Biz kaç paraya aldık? 2000 mi? 2000 aldık. Biz iyi bir pazarlık yaptık bence. Yani onlar diyorum sakın bu olmayacak filan. Biz ne kadar parada aldım o kadar parası size veriyorsunuz. Hem de onlar bizim eski, çok eski tanıdıklar var. Yani benim anne babaları tanıyorum. Köydeki bütün bizim akrabalarımız onlardan alışveriş yapıyorlar. Hem çocuk giysileri, hem kadın giysileri, hem erkek giysileri satıyorlar. Hem de böyle saat modelleri, parfüm, kozmetik ürünleri falan. Zaten orada video size gösterdim. O dükkanda tanıdığımız olduğu için indirim yapabildik ve alabildik. Ben eve gittiğimde Rana biraz şaşırdı. Ben yani çok sarıldım yani bunu. Ben dedim ya. Sen benim için ilk defa benim kimse böyle hediye veriyorum. Ben hiç kimse vermiyorum ya. O zaman böyle bir şey oldu. Güzel vakitti ya o da. Güle güle kullan Rana. Tamam. Güle güle. Ben şimdi buralarını bir temizleyeyim inşallah. Sonra halini sizlere göstereceğim. Ondan sonra inşallah vlogu da sonlandırırız. Tamam. Evet, şu anda mutfağımda temizledim. Gerçekten de çok rahatladım. İnsanın evi temizlenirse insanın böyle kalbi, içi rahatlıyor. Şu anda çok yorgunum. Çünkü dün akşam biliyorsunuz geldik bir sürü böyle. Kaç saat biz şey yaptık, yolculuk? 6 saat. 6 saat yolculuk yaptık çocuklarla beraber otobüste. O yüzden bayağı bir zorlu bir yolculuktu.
Ama güzel de vakit geçirmiştik. O yüzden bu yolculuğa katlandık diyelim. Ev çok dağınıktı bütün gün. Onları yapamamıştım işleri. Çocuklar uyuduğunda anca yapabildim. Şimdi Fatma da uyudu ben burada iş yaparken. Şimdi ekmek yapıp Fatma'yı da kaldıracağım. Yemek yesin, ondan sonra uyusun. Ben daha banyo yapacağım. Daha bir sürü işim var. Bitmedi. Böyle ölüyoruz zaten. Yani bir yere gidiyoruz, ondan sonra geri geliyoruz. Çok insan yorgun oluyor ama... Neden böyle oluyor acaba? Oluyoruz normalde ya. Evde iş yaptığımızda da biz o kadar yorulmuyoruz. Dışarı gidip geldiğimizde neden bu kadar yoruluyoruz? Lütfen bir yorumlara yazın. Bunu anlayalım. Bu arada... Her zaman böyle ölüyoruz ya. Her zaman. İstersen böyle bir saatlik git bir yere ama yine de öyle. Ama biz motorda gidiyoruz, o zaman da böyle ölüyoruz. O zaman da yoruluyoruz. Neden acaba? Böyle bir şey oluyoruz. Kafa biz mi yoruluyoruz bence? Beynimiz mi yoruluyor? Beynimiz. Öyle, oluyoruz böyle. Bununla ilgili bilgisi olanlar varsa yorumlara yazsınlar. Bizler de anlayalım neden yoruluyoruz sürekli. Bu arada videomuzu izlediğiniz için, bizlere eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Instagram adresimiz de var. Oradan da takip etmek isterseniz oradan da edebilirsiniz. Benimle konuşmak isterseniz oradan da bizlere mesaj atıp konuşabilirsiniz. Yavaş. Ben... Yerler yaş. Ben ne yapıyorum sen? Konuşuyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Kimseye böyle cevap vermemezlik yapmıyorum. Bu arada bir şey daha var. Anne de ameliyat olacak. Evet, annem ameliyat olacak inşallah en yakın zamanda. Yapması gereken bazı işler var. Onları yapınca inşallah ameliyat olacak. Sizlerden yani onlar da biraz bekliyorum. Yani. Annemin ayağı bayağı bir kötü. Her gün anneme böyle can sıkıntısı, böyle nasıl desem stres yapıyor annem her gün. O ayağın ağrısıyla hiç rahat değil. Her zaman canı yanıyor. Yani sizlerden dua istiyorum gerçekten de. Kalpten dua edin. İnşallah annem şifa bulur ameliyattan sonra. Şimdiden Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.